العين تناديني فدعيني أماه دعيني أتركض روعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني العين تناديني فدعيني أماه دعيني. Peygamber sallallahu teala dedi ki: "Ve ma yentiku anil hava in huve illa vahyu." O peygamber havasından hiçbir şey konuşmadı. İsra, Miraç'la alakalı veya gittiği gördüğü cennetle veya gelecekle alakalı her mesele mutlak vahye dayalıdır. Peygamber nefsinden konuşmaz. Peygamber nefsinden size bir şey emretmez. Peygamber aleyhissalatu vesselam hiçbir şekilde ne yapmaz? Hiçbir hikayesi anlatmaz. Her şey vahidir. Ki bunu Allahu Teala söylüyor. Maide suresi 3. ayeti kerimeyi şerh eden İmam Malik ne diyor? İmam Malik rahimullah diyor ki, bid'atçılara sesleniyor. Diyor ki Allahu Teala bu dinin kemale erdiğini, artık bu dinin tamamlandığını, Allahu Teala'nın kıyamet günü ister demokrasi, ister layıklık, ister kemalizm, ister sosyalizm, ister deizm, ister komünizm, ister maalcılık, ister Müttezile, ister Şia, ne kadar bid'at, taifesi varsa, ne kadar batıl küfür sistemler varsa, hepsi istisna. Hiçbirini artık kabul etmediğini, insanların muhakeme olunacakları, muhakeme derken mahkeme olunacakları tek hükmün İslam olduğunu, tek anayasanın Kur'an olduğunu söylüyor ve hükmü bitiriyor. Ondan sonra diyor ki eğer birileri derse ki bir namaz eksik kaldı, bir şu yapıldı veya Peygamber aleyhissalatü vesselamın veya Allahu Teala'nın emretmediği bir şey dine sokarsa onlar hem Allah'a hem onun Resulüne iftira ediyorlar ve diyorlar ki Allah ve Resulü bu dini kemale erdirtmedi, eksik şeyler bıraktı, biz tamamlıyoruz. Biz eksik olanı yapıyoruz, işte bu Allah'a ve Resulüne yapılabilecek en büyük iftiradır diyor. En büyük iftira bid'atlardır kardeşim. Adam diyor ki, mesela çok var bizim hocalar var. Mesela diyor ki Kadir Gecesi namazı. Hakkında madem böyle bir namaz var, İmam Şafii'nin fıkhı ortada. İmam Ebu Hanife'nin de fıkhı ortada. Ahmet bin Hanbel'in, İmam Malik'in de neden hiçbiri bahsetmemiş? Yani hepsi cahil de bir sen mi alimsin? Nebi aleyhissalatü vesselam Allahu Teala'nın emretmediği bir ibadeti yapmamışsa, yani Allah'ın Resulü o güne de bir has bir ibadet üretebilir miydi diyebilir miyiz? Yok, eğer Rabbim emretmemişse o yapmamıştır. Sen neye dayanarak bunu yap? Adam diyor ki ya millet 100 ihlas okuyor, ne olacak? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kullu bid'atin dalal ediyor. Bütün bid'atlar, uydurulan her ibadet dalalettir diyor. Hatta kişi bid'atları işlemekle hayır almaz, haram işler. Haram işlediği için Allah'ın rızasını değil Allah'ın gazabına müstahak olur. Onun için kullu bid'atin dalale. Bütün bid'atlar dalalettir. Ve her dalaletten Müslüman sakınmalıdır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir Müslüman batıl olan her şeyden sakınmalı. Onun için Maide suresi 3. ayet-i kerime Allahu Teala açık ve net olarak "El-yevme ekmeltu lekumul dinukum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekumul islame dinen" diyor. Bugün size dininizi kemale erdirttim. Allahu Teala kemal ne demek? Noksansız bıraktım. Artık bu dinin bir eksiği yok. Bu dinin bir namazı, bir ibadeti, bir duası, bir artısı, bir türbesi, hiçbir şey yok. Her şeyiyle Allahu Teala bu dini kemale erdirttiğini söylüyor. Üzerinize nimetimi de tamamladım diyor Allahu Teala. Yani sizi cehennemden sakındıracak olan bütün emirleri ve sizi dünya hayatı içerisinde gerçekten insanları adil şekilde yönetecek olan sistemi, hukuku, anayasayı da ne yaptım? Onu da tamamladım. Ve tamamladığını ve din, anayasa olarak da sadece İslam'ı beğenip seçtim diyor. Yani İslam dışında hiçbir hükmü bizden kabul etmeyecek. Hatta günümüzde bir takım İslami cemaatler, ben hatırlıyorum, ben buna açıkça da tepki verdim. Adamlar dediler ki biz işte efendim demokraside yaşıyoruz. Güya referansları şeriat ya, güya referansları İslam olan partiler yetmez ama evet dediler. Yetmez ama Allahu Teala dışında başkalarının kanun koyması, Allahu Teala dışında başkalarının şarilik yapması yani hüküm koymasına evet dediler. Ve bunu da İslam adına yaptı. Sonra söylediğinde ne diyorlar? Siyasi bir manevra. Bu siyasi bir manevra değil. Bu küfri bir manevradır. Sen Allahu Teala dışında başkalarının kanun koymasına, beşerin kanun koymasına rıza gösteriyorsan sen Allah'a şerik koşuyorsun. Yani ne kadar ben sana küfür isnadında bulunmasam bile senin yaptığın fiil şirkin alasıdır yani. Sen nasıl Allahu Teala dışında başkalarının kanun koymasına evet diyorsun ki?
Allahu Teala bak burada ayet-i kerimede de ben size din olarak, size kanun ve hüküm olarak İslam'ı seçtim, beğendim, gayrisini kabul etmem diyor yani. Allahu Teala beğenmediğini, kabul etmediğini sen din adına yapmaya kalkarsan Allahu Teala'ya ihanet edersin. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim, şu çocukluğumdan beri biliyorum. Mesela 1992 Milli Selamet Cephesi vardı. FİS diyorlardı ona. Cezayir'de seçime girdi. %82 aldı. Bak şeriat partisiydi. Dindar insanların partisiydi. %82 aldı. O gece Fransa'nın emriyle o kukla yönetim askeri darbe yaptı. Bu insanlar yarım milyona yakın Müslüman katlettiler. Sonra bak İhvan-ı Müslümin biliyorsunuz Muhammed Mursi ve arkadaşları, onlar da seçime girdi. %52 ile oy aldılar. Başa geçtiler. 8 ay sonra İsrail ile Amerika'ya boyun eğmediler. Onlara da darbe yaptılar. Onlardan da binlercesini zindanlarda idam edip en vahşi şekilde işkencelerden geçirdiler. Hamas'ı seçime soktular. O da aldı. Onu da iktidara getirmediler. Ve en önemlisi, belki tarihimizin en büyük trajedisi, şu anda Türkiye'yi yönetenler parti kurmadan önce cemaatlere gidip alttan bir şeriat getireceğiz diye deyip bugün Kemalizmi dirilten, onu yaşartan neredeyse İslam çizgisinden ırkçılık çizgisine getirdiler. Ve şimdi de yeni partiler kuruluyor. Diyorlar ki biz şeriatı getireceğiz. Ya kim bu hikayelere inanır? Biz bütün örneklerini gördük ki küfür asla bize bu emani vermez, bu fırsatı vermez. En önemlisi, eğer böyle bir şey Allah meşru görseydi, Muhammed aleyhissalatü vesselam'a Mekke müşrikleri, ya Muhammed gel biz seni kral yapalım. Ya da bir sene senin Rabbinin hukuku bizi yönetsin. Bir sene de biz kendi hukukumuzu işletelim, ortak bir yol bulalım, itidali bulalım. Yani bir şekilde sen Rabbimize karışma, biz sen Rabbine karışmayalım. Rablerimize karışma, biz sen Rabbine karışmayalım. Orta yolu bulalım dediğinde Muhammed aleyhissalatü vesselam diyebilirdi ki ya biz kral, ben kral olursam yavaş yavaş değiştiririm. Yavaş yavaş düzeni farklılaştırırım dememiştir. Çünkü Allahu Teala lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, sizin anayasanız, küfrünüz size, bizim dinimiz bize. Yani aramızda böyle bir sulh olamaz. Ama kafirler hangi cemaatin bileğini bükemedilerse gel parti kurseniz biz zaten demokrasi meydanında yoldan çıkarırız dediler. Ve bozdular da, bozuyorlar da, bozacaklar da. Hiçbir şey bırakmayacaklar. Onun için gerçekten Nebi aleyhissalatü vesselam bid'atlardan Müslümanların sakınması gerektiğini söylüyor. Nitekim İbn-i Mecah'ın sünnesinde birinci hadis numarasıyla verdiği, Buhari ve Müslüm'ün de farklı senetlerle verdiği hadiste de مَا أَمَرْتُوكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ diyor. Ben size bir şey emrettiğim zaman ona sarılın, yapın diyor. Aynı keza وَمَا نَهَيْتُوكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ bir şey yasaklardan da ondan sakının. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam urvetul vuskadır. En sağlam kulp, en güzel örnektir. Peygamber yapmadıysa, kimse kim yaparsa yapsın bunu din adına yapmıyor. Korkaklığının bir neticesinde onu yapıyor demektir. Çünkü Allah'ın Resulü cesurdu. Allahu Teala'dan vahiy alıyordu. Rabbim razı olmadı. Birileri kalkmış iştihad adı altında belki cesaret gösteremiyorlar. Tabiri caizse başta Nebi aleyhissalatü vesselam diyor ya, bazıları erkekti, yürekliydi. Gerçekten ciğerliydiler. Ölümü Allah yolunda her şeyi göze alıyor. Kimseden korkmuyorlardı ve cesurca mücadele veriyor. Sonra gelenler tırstı, pırstı, çarh ettiler. Çizgilerini bozmakla kalmadılar. Bu sefer ihanetlerini bile dinin bir parçası gibi göstermeye çalışan bid'atçılar halini aldılar. Onun için gerçekten Nebi aleyhissalatü vesselam açıkça diyor, kurtuluş mu istiyorsunuz, hidayet mi istiyorsunuz, Allah'ın rızasını mı istiyorsunuz, Allahu Teala sizi temize mi çıkarsın, günahlarınızı mı bağışlasın, o zaman bana itaat edin. Bir şeyi de yasakladımsa ondan sakının. Başkalarının ne dediğine bakmayın diyor. Kim ne derse desin, eğer Allah'ın Resulü bir şey söylediyse onun sözü üzerine söz olmaz. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a muhalefet eden batıldır. Bazen bazı gençlerle konuştuğum zaman ben diyorum Allahu Teala filan ayette şöyle diyor. Adam diyor ki dursaydı ben sana bir hikaye anlatacağım. Bana hikaye anlatma bireyim dedim. Bak git benim küçük çocuğum var onu anlat belki uyur dedim. Yani sen dedim kime ne anlatıyorsun ya? Biz çocuk muyuz dedim. Hikaye anlatıyorsun, çirok anlatıyorsun. Filan kimsenin rüyasını anlatıyorsun. Bırak bana onları. Onlar beni bağlamaz. Rüyanın bir referans olduğunu hangi hadis-i şerif söylüyor? Onun için gerçekten dikkat etmek lazım. Hatta Sahih-i Müslim ve Buhari ve Müslim müttefikun aleyhim verdikleri hadiste aleyhissalatü vesselam bir emir veriyor. Kesin bir emir. Hazreti Hatice, Ayşe annemizden gelen sahih bir hadiste men ahdathu fi emrina hâze mâ leyse minhu fehu red. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir bid'at çıkarırsa onu reddedin. Onu kabul etmeyin. Onu reddedin. Onunla bağınızı kesin. Ondan uzak durun. Onu dışlayın. Yani ben duymadım, işitmedim, yalandır deyin yani. Sakın yani acaba bile demeyin. Çünkü gerçekten insan batıla acaba dediği zaman ne hikmetse o batıl bir anda hakka dönebiliyor. Çünkü şeytan muazzam mahirdir. Neye mahir? İnsan aldatma sanatında. İblis ya.
Sinsi iblis, iblis kadar şetimci, iblis kadar oyuncu, iblis kadar insanın ruhunun derinliklerinde sirayet eden ayeti, hadisi bile batıllaştıran başka kim vardır? Sihirbazdır yani. Onun için men ahdathu fi emrina hadha ma leysa minhu fehuve rad. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şey icat ederse, bak icat ne demek? İlk defa bulursa. Bir namaz, bir ibadet veya sünnete muhalif bir metot, İslami bir mücadele usulü veya bir parti kursa dese şeriat getireceğim. Hiç itimat etmeyin diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Hepsi yalancıdır. Hepsi aldatıcıdır. Hepsi cehennemin davetçileridir. Batıla hizmet eden. Çünkü bid'at kadar bu ümmeti mahveden başka bir şey yok. Vallahi bugün...